Herkese merhaba. Borsada oynaklık sürüyor. Tedirginlik yüksek. Tecrübesiz yeni gelen yatırımcı panik halinde. 2 haftalık düşüşün yarattığı endişeyle en ufak yükselişi görünce satıp kurtulmak isteyen bir kesim var. Sürekli borsayı yukarı giderken görüp buraya gelen yatırımcı umduğunu bulamadığını düşünüyor. Bu tarz puslu havalar tam da bireysel yatırımcının gerçek tabloyu görmesini istemeyenler için fırsat yaratıyor. Tekrar söylüyorum, şunları unutmayın. 1. Sadece 2 haftalık bir sürede yaşananlar yanıltıcı olur. 2. Elinde lot sayın, yani hisse adedin duruyorsa para kaybetmedin. 3. Her düşüşün yükselişi olur ve hiçbir zaman hiçbir piyasa sonsuza dek düşmez. 5. Arsa, ev, altın, dolar aldığında 2 haftada zengin olma hayali kuruyor musun? Bu soruyu kendine sor. 6. Borsaya oyun oynamak için mi geldin yoksa yatırım yapmaya mı? 7. Hangi şirketlerde yatırımcısın? Kâr eden, büyüyen, temelleri sağlam şirketler mi yoksa kulaktan duyma şirketlere mi girdin? 8. Doğru şirketi seçip bir müddet sabredersen kaybetmen zor. Bunu bilmelisin. Peki bundan sonra borsada ne olur? Birincisi, bilanço dönemindeyiz ve pozitif bilanço getirecek önemli şirketler var. Ve bu şirketlerin çok büyük bölümü hala fiyatlanmış değil tam olarak. Para muslukları açıldı. Seçim ekonomisi kapsamında her türlü genişleyici tedbir alınıyor. Yani yüksek bir enflasyonist süreçle karşı karşıyayız. Seçim öncesi tek mecra hükümet için borsa. Çünkü dolarizasyon istenmiyor. Eğer borsadan kaçış olursa millet hem yastık altına gider hem dolar, altın gibi döviz cinsi varlıkları tercih eder. Bu da şu ana kadar uygulanan politikalar için hükümet adına istenecek en son şey. Ama artık şunu bilmek lazım. Bugüne kadar borsada yaşanan güçlü yukarı yönlü trend birçok hisse senedini yukarı taşıdı. Fakat bundan sonra özellikle demin de ifade ettiğim güçlü, kar yaratabilen, nakit pozisyonu kuvvetli, döviz pozisyonu kuvvetli ve döviz geliri yaratan ve temelleri sağlam şirketlerin dönemi geliyor. Dolayısıyla hisse seçimi son derece kritik. Bütün şirketlerden aynı performansı bundan sonra beklemek zor. O yüzden hep ifade ettiğimiz gibi temelleri sağlam, büyümesi, karlılığı kuvvetli ve güçlü yapılarda olmak bundan sonrasını daha rahat izleyebilmek açısından son derece kritik.